Her siyasi partinin kendisini ifade etme özgürlüğüne sahiptir. Demokratik alanlarda kamuoya ve basına açıklamaları demokratik bir şekilde gerçekleştirdiği müddetçe bunun önünde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Anayasada da kendini ifade etme özgürlüğü yeterince açıkça ifade edilmektedir. Ama burada o halle beraber halen fiili bir şekilde devam eden insanların kendisini ifade edememesi, siyaseten muhalefeti boğma, bunun üzerine sindirmeye çalışan bir baskı mekanizmasıyla karşı karşıyayız. Bugün işte Tunceli Valiliği'nin de yapmaya çalıştığı muhalif sesi basmaya, insanların kendisini ifade etme şeyini hakkını elinden almaya, işkence ve kötü muameleye yer yer neden olduğu çeşitli şeylerle önümüze çıkmaktadır. İfade özgürlüğünü cezalandıran bir baskı rejimiyle biz aslında karşı karşıyayız. Bu anlamda insanların kendini ifade edememesi, her en ufak basın açıklamasında yüzlerce kolluk kuvvetin karşısına dikildiği, en basitinden sokağa dair hiçbir şekilde izin verilmediği bir süreçte geçiyoruz. 2021 yılı tamamıyla Dersim açısından yasaklarla bir yıl oldu diyebiliriz. 1 Ocak tarihli valiliğin yapmış olduğu yazılı basın açıklamasında yürütülen askeri operasyonlar nedeniyle sakıncalı bulunan Merkez, Pülümür, Ovacık, Nazmiye ve Hozat sınırları içerisinde kalan 29 ayrı bölgede geçici güvenlik bölgesi ilan etti. Gerekçe olarak verdikleri 25'e 65 sayılı askeri yasaklar bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanunun 32YA maddesi gereğince 05.01.2021 tarihli ve 39.99 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2021 tarihine kadar 29 ayrı bölgede geçici özel güvenlik bölgesi ilan etti. Şimdi bu geçici güvenlik bölgesi ilan etmesi insanların geçim kaynağı olan yer yer mevsimlik olan işte gulik, ışkın, mantar kendi geçimini sağlayan insanların bir nebze de olsa geçim kapısından üzerlerine kapatmış oldu. Özellikle burada ilimizde de bilinmekte dar sokakta bunun geçimini yapan bir sürü aile var. Ve bu pandemi süre içerisinde de bir sürü aile geçim kaynağından maruz bırakılarak yoksulluğa itilmiştir. Hakeza kendi cenazesini defin işlemlerini yapamadan sadece kendilerini belirtmiş olduğu yerlere gömmelerine izin verdiler. Ama onun dışında askeri yasak bölgelere gene hak olarak, ihlal olarak ortaya çıkan başka durumlar da söz konusu oluyor. Özellikle keyfi olarak verilmeyen cenazeler, kefenlenmesine dahi izin verilmeyen bir süreçten geçiyoruz. Ve kendi köyünde vasiyet olarak da beni doğduğum yere gömsünler vasiyetini dahi devlet sakıncalı buluyor. Ve dolayısıyla yani sistematik bir şekilde bu üzerine gerçekleştirilen bir şeydir. Sadece bu 2021 yılıyla alakalı bir şey değil. 90'lardan beri en güncel olarak 90'lardan itibarendir sistematik bir şekilde devletin yoğun bir baskısı Dersim toplumuna ve onun inançsal etnik yapısına özel bir askeri operasyonlarla zaten yürütülmektedir. Bu biliniyor. İşte 2021 yılıyla çok net bir şekilde açığa çıkıyor ki devletin merhameti her an her vatandaşımızın ensesinde nefes gezdirmektedir. Bu politikalara bir an önce son vermelerini istiyoruz. Sadece coğrafyayı insansızlaştırmayla yetmiyor, doğasına da yöneliyor. İşte bunu en basit dersindeki insanların inanç yapısına işte Hızır'ın davarları diye adlandırdıkları dağ keçilerini hedef haline koymuş durumdalar. İlk vali buraya geldiği zaman da ilk icraatı böyle bir hap ihalesini açmak olmuştu. Kamuoyunda oluşan yoğun tepkiler nedeniyle daha sonra zaten şeyi geri çekmiştir. İhaleyi kapatmıştı. Fakat bu sene tekrar önümüze geliyor ki bunun bir şey, özel bir konseptle gerçekleştirdi. Özellikle Kanada'dan, Amerika'dan, Almanya'dan, Danimarka'dan bir sürü dışarıdan avcı getiriliyor. Ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açmış olduğu ihalelerle bunlar geliyor. Özellikle yerelde bunlara ön ayak olan, bunların değirmenine su taşıyan, Hızır'ın davarlarını hedef gösteren, işte yerel işbirlikçiler tarafından gerçekleştirilen, hatta şunu da belirtmek gerekiyor. Bir arada domuz kaldıranlar vardı. Mesela domuzu kaldırıyor, o avcılara yem olarak kullandırılan insanları biz bir kere daha uyarıyoruz. Dersim duasıyla bu kadar oynamayın.
bizim yaşam hakkına sahip olduğumuz kadar o dağdaki keçinin de yaşama hakkı vardır. Kendi doğal alanda yaşıyor. Abi bir spor değildir, bir katliamdır. Bir katliama neden oluyor. Bölgede yaşayan çür keklikler var. Özellikle Dersim'in o canlı çeşitliliği defalarca görüntüleniyor. Semenderler çıkıyor, Anadolu parsı çıktı, vaşaklar görüntüleniyor. Yani biraz daha bırakılsa Dersim coğrafyasını gerçekten insanların rahatça gezebildiği bir duruma getirseler, Dersim'in çok çeşitli bir canlı habitatın olduğunu göreceğiz. Fakat avcılık meselesine dair bugün işte yasaklı bölge ilan ettiği, insanların kendi köyüne rahatça gidemediği bölgelere avcılar elini kolunu sallayarak gidebiliyor. Aynı zamanda bölgedeki insanları tehdit edecek şekilde bunu yapabiliyor. Fakat biz soruyoruz, bu avcılar bu gücü nereden alıyor? Ve bu izni veren kimlerdir? Dağ bayır geziyorlar işte. Sosyal medyada katlettikleri hayvanların resimlerini sergilemekte hiç beis görmüyorlar. Ve bir gövde gösterisiymiş gibi bunu yapıyorlar. Yani sistematik bir şekilde sadece insansızlaştırmayla kalmıyor, doğasını da yok etmek üzere bir politika uygulanıyor. Ve bu politikalardan bir an evvel vazgeçilmelidir. Ve demokratik kamuoyuna da çağrımızdır. Dersim'deki bu avcılığa dair hep beraber mücadele edelim. Haksız, hukuksuz olan bütün bu şeyleri, yasalarını geri çeksinler. Son 16 yıl içerisinde 17 bin avcılık kursu açılıyor. Açılan av merkezlerinde 500 bin tane sertifika veriliyor. Yani gelinen aşama son 16 yıl içerisinde avcılık meselesine dair de budur. Bir an önce halk evleri adı altında yürütülen eğitimler bir an evvel durdurulmalıdır. Sertifikalar iptal edilmelidir. Ve avcılık bir zevk değildir. Gerçekten oradaki yaşayan bütün hayvanlara bir katliamdır. Özellikle Dersim'de yürütülen o orman yangınları diğer işte Van'ın köylerinde de, Lice'de de, Bitlis'te de, Sirt'te de bir şekilde bu orman yangınları ortaya çıkıyor ve görüyoruz. Söndürülmesi devlet tarafından kesinlikle müdahale edilmiyor. Askeri güvenlik bölgeleri gerekçe gösterilerek orada söndürmeye giden insanların oluşturdukları o inisiyatifi devlet kırmak istiyor. Fakat Muğla'da, Milas'ta, Bodrum'da, Trabzon'da, ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarına devlet bir şekilde seferber olurken, bütün imkanlarını kullanırken ama coğrafyamızda yanan bir meşenin yaprağına dahi kılık kıpırdamayacak pozisyon içerisindedir. Bir ağacın daha yanmaması için insanların oluşturdukları o duyarlılığa devlet kesinlikle buradan oradaki insanları baskılamaya çalışıyor. Demin şey söyledik, hem yasaklı bölgelere dair nasıl bir şey oluşturduklarına ve bu yasaklı bölgenin ortaya çıkarmış olduğu insanların kendi yerleşim alanlarına gidememesi, o coğrafyada yaşayan hayvanların gene barındırılamaması, katledilmeleri, onun dışında gene orman yangınlarıyla süren ve bu bir sistematik bir psikolojik şeyin aklı. Özel bir savaş konsepti geliştiriliyor. Bu geliştirilen özel savaş konseptine dair ormanına kadar yanan meşesi, o meyve veren bütün her şeyini kökten yok etmek istiyor. Ve dolayısıyla çıkan orman yangınlarında yerleşim alanlarına sıçrama riskiyle insanlar karşı karşıya kaldı. Yer yer zaman zaman rüzgarın etkisini arttırması bu şekilde orman yangınları daha da büyük bir tahribatta neden olmuştur. Evet, mesela ülkenin çeşitli yerlerinde bu bir ranta açma gibi şeylerden kaynaklandığını biliyoruz. Fakat ama Dersim'de bu orman yangınlarının gerçekleşmesi burada coğrafyayı tamamıyla insansızlaştırmadır. Kendi barınacak hiçbir alan bırakmamaktadır. Ve dolayısıyla göçe ve yoksulluğa terk edilmektedir. Bir yaşam hakkının ihlali olduğunu artık 706 gündür işlemeyen bir adalet mekanizmasından biz bahsediyoruz. 706 gündür yargılanmayan faillerden biz bahsedebiliriz. 706 gündür herkese işleyen bu adalet nedense burada işlemiyor. 706 gündür acılı aile soruyor. Kızım nerede? Soruyoruz. Kamuoyu olarak bizler de soruyoruz. İnsan Hakları Derneği olarak bizler de soruyoruz. Gülistan Doku nerede?
yargılama ne aşamadadır? İlerleyen aşamada neden kamuoyuyla paylaşılmıyor? Fail neden yargılanmıyor? Failler belliyken bu kadar kamuoyunun yakından takip ettiği bir davada yazışmalar ortaya çıkmışken, bir süre meslekte kalan kendisi, işte babası neden yargılanmadı? Kendisi burada iken neden adalet mekanizması çalıştırılmadı? Ve sadece Gülistan Doku şahsında burada sistematik olarak kadına yönelik özel bir politika uygulanıyor. Mesela Esma Kılıç intihar etti, kimsenin haberi olmadı. Ekipler Gülistan Doku'yu ararken Uzunçayır Gölü'nde Esma Kılıç'ın cansız bedenine rastladı. Kamuoyunun gözden kaçırdıkları da vardır ama biz bunu tekrar kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Tacize uğrayıp sesini çıkaramayan bir sürü kadın arkadaşlarımızın burada olduğunu biliyoruz. Ve bu sistematik bir politikayla işliyor. Ve bu bir çemberin halkası gibi böyle genişliyor. İşte orman yangınları, işte insansızlaştırma, bölgesine gidememe, yerleşim alanlarından uzak tutma, göçe zorlama, yoksulluğa itme, kendisini temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakma, ifade etme alan bırakmama, işte bir en basitinden kendi demokratik hakkı olan basın açıklamasına dahi izin verememesine, bu sistematik bir şekilde bir zincirin halkası gibi aslında birbirini tamamlıyor. Ve tekrardan soruyoruz. 706 gündür Gülistan Doku nerede? Kent güvenlikli bir bölge. Kente girdiğiniz andan itibaren bütün mobeseler tarafından izleniyorsunuz. Kentin son çıkışına kadar. Bu kadar güvenlikli bir yerde, mobeselerin adım başı olduğu bir kentte bulunmaması, akıbetinin henüz ne olduğunu bilinmemesi kafalarda halen büyük soru işaretidir. Cevap verilememiştir bu sorulara. Mobese kayıtlarının bir an önce açılması, failler varsa faillerin yargılanmasına ve 706 gündür işlenmeyen adalet mekanizmasının bir an önce işletilmesini talep ediyoruz. Zincirin halkasına biraz işte tam tamamlayamak açısından inançsal mesele de işin içerisinde. Yıllardan beri, evvelden beri devlet Dersim'in evliyatını biliyor. Ve o Türk-Sunni sentezi de eritmeye çalıştığı Dersim coğrafyasını 2021 yılında tekrar şahit olduk ki Mazgirt'te, işte Mahundi'de, Faraş'ta ezan uygulamalarıyla tekrar gün yüzüne çıktı. Bölgedeki insanın temel rahatsızlığı ezanı isteyip istememe meselesi değil. Kendi bulunduğu inançsal değerler yargısında bunu kabullenemeyişidir. Bu meseleye dair tekrardan kamuoyunun da çok yoğun bir tepki gösterdi. Daha sonra bu ezan uygulamasının geri çekildi. Ama böyle bir şeyi kendi inancını yaşamasına dahi izin vermeyen bir toplumda yaşıyoruz. Bu devlet eliyle bizzat kendisi gerçekleşiyor. Mülki idare amirleri bunu yaptılar. Bunun kararnameleri çıkaranların bizler de defalarca sizler aracılığıyla söyledik, bir an önce bu uygulamadan vazgeçsinler. Hatta zaten Ramazan ayında bu uygulama yapılmıştı. Bu Ramazan'da tekrar söylemiştik. Dini inançlarına saygı duyun bölge halkının. İnsan haklarıyla insandır. Her insan eşit ve özgür bir şekilde doğar. İnsanların öldükten sonra da her insanın olduğu gibi eşit bir şekilde gömülmeye de hakkı vardır. Fakat uygulanan güvenlikçi politikalar gerekçesiyle maalesef özellikle Dersim yerelinde hayatını kaybeden insanların kefenlenmesine dahi izin vermeyen bir yapıyla karşı karşıyayız. Yer yer cemevlerinin kabul etmediği, cenazelerin yıkanmadığı bilgisi geliyor bize. Fakat belirlediği yerde, belirlediği mekanda kefensiz bir şekilde sadece üstüne toprak ataraktan bunu yapıyor. İnsanlık dışı bir uygulamadır. Kabul edilmiyor. Edilmemesi gerekiyor. Mezarın başında bir mezarın olmasını talep eden ailelere
güvenlikçi politikalarla müdahale ediliyor. Baskılanıyor. Sürekli baskı altında. Ve dolayısıyla bu tür baskılardan bir an önce vazgeçmelerini bizler dernek olarak talep ediyoruz. İnsanların rahatça kefenlenebildiği, yıkandığı ve bir güzel mezar yerlerinin olması herkesin hakkıdır. Ölüm hepimize vardır. Ve o meşhur İslami literatürden diyorlar her nefis ölümü tatacaktır. Ölümlü bireylersek öldüğümüzde de kefenlemek hakkımızdır. Bu derin tahribatlara neden oluyor. Güvenlikçi politikalarla gittikçe derinleşen bir kutuplaştırıcı arenaya dönüşüyor. İnsanları kutuplaştırıyor bu güvenlikçi politikalar. Bu güvenlikçi politikalar artık askeri vesayetle bunları yapıyorlar. Yapılmaması gerekiyor. Yapılmaması yönünde de çağrımızdır. Bu uygulamalardan derhal ama derhal vazgeçilsin. Kentimizde sıkça rastladığımız güvenlik politikalarının sonucu olarak insanların ajanlaştırılmaya dair sık sık tehdit edildiği ya da para teklif edildiği başvurularla karşı karşıya kaldık. Ve bunu basına da aracıyla da bunu ifade ettik. İnsanların sürekli baskı altında kaldığı ve artık bu kenti yaşanmaz hale getirilen güvenlikçi politikalar neticesinde çoğu insan yurt dışı veyahut da başka yerde yaşamak zorunda kalıyor. Bir an önce bu ajanlaştırılma politikalarına son verilmelidir. Özellikle ajanlaştırılmanın yanı sıra kentimizde kol gezen koruculuk sistemi Perde'nin yukarı Yakabaşı köyünde yaşayan Ali Kaplan isimli yurttaşımız 5 Şubat 2021 tarihli basına verdiği demeçte korucuların kendilerine baskı uyguladı ve göçe zorladıklarını ifade etmiştir. Gene Ali Kaplan şahsında sürekli evlerine silahlı talim yapıldığı, kurt işareti yapıldığı, hakaret ve küfre maruz kaldığını gene kendisi basına paylaşmıştır. Görülüyor ki koruculuk halen burada yaşayan insanlar için bir tehdit kaynağı oluşturmaktadır. Bir an önce bu koruculuk sisteminin lağvedilmesi, güvenlikçi politikalarının terk edilmesi çağrısını yapıyoruz. Gene kentimizde meydana gelen şüpheli asker ölümleri 9 Şubat tarihinde Hozat'ta görev yapan Süleyman Betüşaba isimli askerin hayatını kaybetti. Ancak valilik tarafından herhangi bir açıklamanın yapılmadığı, açıklamanın Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi tarafından yaptığını öyle duyduk. Öte yandan torunun vefat haberini alan Cemile Yılmaz kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Selman Betüşaba'nın hayatını kaybettiğine dair hala nedeni bilinmemektedir. Güvenlikçi, vesayetçi askeri konseptle yürütülen ve şüpheli asker ölümlerinin bir an önce açıklanmasını talep ediyoruz. Bu güvenlikçi politikalara da bir an önce derhal son verilmesini istiyoruz.